Hakan orada bekliyor. Biraz da tedirgin tedirgin gelsin bekliyor. Hakan Önce Bey, bir gelsin. Gelsin mi? Tabii gel Hakan zaten. Yanımıza gel. Gel Hayır, genç bir arkadaşımız. Bir şey yok. Niye ama şimdi videoyu seyretmediniz daha hocam? Videoyu seyredin bakalım. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hakan hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Hakan bir tanıt kendini hocama. Ben şişman adam öyle söyleyeyim ama şişman değilim sanki, değil mi hocam? Sizin gözünüzde nasılım? Siz yağ tulu musunuz? Ama neye göre? Bize göre. Böylesiniz bakın. Hocayı gör, hocayı görmedin. Mahmut, hocam, hocam Mahmut, hocamı gör. Nasıl? Bakın böyle olacak. Ha, yanaklar daha mı? Tabii ki. Yani gıdık var. Gel gel biraz daha gel böyle. Karaciğer göbek yağlı. Çıkartalım mı bunu hocam? Memeler büyümüş. Erkek kısmının memesi büyür mü? Eyvah eyvah. İşte yani ama şey hocam, şeker hastasısınız. Sarkma yok şeker mesela taş. Tipik şeker hastasısınız. Onun için bu haldesiniz. Onun için aç kalamıyorum diyorsunuz. Hocam şimdi kaç yaşındasınız? Şimdi gerçekleri açıklıyorum size. Hakan, gerçekleri açıklamadan şu videonu bir izletelim mi izleyicimize? Tamam. Ve hocamıza. Hocam biz Hakan'ı nasıl tanıdık? Bir video çekmiş internette, olay oldu. Tamam, ama o bakalım, kadar enteresan ben bilmiyorum ki. Bakalım. Peki bir izletelim, Hakan'ı bir gösterir misin Mahmut? Bir görelim, buyurun. Şimdi şişmanlara laf söylüyorlar. Şişmansın da şöylesin de böylesin de. Yanlış kardeşim. Allah-u Teala bunca nimeti yaratmış, doğru değil mi kardeşim? Doğru baba. Bunca nimet yaratmış, sen niye yemiyorsun? Öldün diyelim. Allah'ın karşısına çıktın. Aç çıktın. Allah-u Teala sormayacak mı? Ben bu kadar nimeti yarattım. Ben bu kadar size nimetleri sundum. Sen benim karşıma nasıl aç çıktın diye sormaz mı? Abi zayıf olanlar cehennemlik. Vallahi cehennemlik. Allah'ın verdiği nimetleri yemeyen adamdan ne olur? Abi yiyeceksiniz ya. Her an ölecekmiş. Ben mesela her an ölecekmiş gibi karnım tok açıyorum. Akşam yatmadan sabah belki çıkmam diye yarım ekmek gömüyorum abi. Mecburum bunu, anladın mı? Çünkü Allah soracak. Sen niye yemedin diyecek. Ben bu kadar nimeti yarattım diyecek. Sen niye yemedin? O yüzden abi şişmanlık bir onur meselesidir. Evet, yalnız burada Hakan Bey çok büyük yanlışınız var. Buyurun efendim. Allah ekmeği yaratmadı. İnsanlar ekmeği yaptı. Ben ona karşıyım. Ben de Allah'ın ekmeği yaptığını iddia etmedim. Allah ekmeği yarattı. Yaratmadı diyorum ben. Tamam. Kim ya? Allah yaratmadı ekmeği. Buğdayı yaratmadı mı? Buğday ham başka. Onun ham maddesi. Ama onun ham maddesi şimdiki buğday değil. Şimdiki buğday insanların oynadığı buğday. O tehlikeli, onu söylüyorum. Aynen. GDO'lu hep kötü kötü şeyler i̇şte yediyorlar. İşte demin anlattım. Bize. Kötü kötü değil. Glutenli çok fazla. O gluten sende bu hale getiriyor. Bir de fabrikalarda un yapılıyor. Fabrikalardaki unu Allah mı yapıyor? Değil mi? İnsan yapıyor. Evet. İçine de %10 katkı maddesi katılıyor. Evet. O tehlikeli. O katkı maddelerinden biri bromür. Bromür en tehlikeli, vücutta kanser yapan, şişmanlık yapan, alerji yapan madde. Ama fabrikalarda bakanlığın izniyle %10 katılıyor. Kanserler şu an olduğu onkologlar tarafından, kanser enjitüsü tarafından kabul edildi. Bromürün. İngiltere'de 1990'dan beri katılmıyor. Bromür niye katılıyor onlara? Kabarsın, fofuduk olsun. Böyle işte siz acıkıp acıkıp yiyin. Senin sıkıntın o. Anlatabildim evet. mi? Onun için yani çok gençsin, şeker hastasısın. Yavaş yavaş, belki birdenbire olmaz. Unlu mamullerden uzak dur, hiçbir şeyin kalmaz. İşte efendim 10 tane yumurta ye. Şimdi size bakın, şimdi yumurta, 10 tane yumurtalı sucuklu yumurta yapacağım. Tamam. 10 yumurtadan. Tamam. Ama sucuk da doğal sucuk olsun. Çünkü fabrikasyon sucuklarda nitrit var, monosodyum glutamat var. Onlar kimyasalları vücudun kullanamıyor. Ev yapımı yapabiliyorsak bildiğiniz... Ev yapımı. Ev yapımı olabilir. Eğer hakiki bildiğimiz bir tabii cebin müsaitse pastırma olabilir. Kıymalı yumurta olabilir. Ispanaklı yumurta olabilir. İstediğin kadar ye onu. Ben ona bir şey demiyorum. Çünkü şeyden gelen, tavuktan gelen doğal bu işte. Hani Allah yarattı dediğim bu. Bundan daha o tabii gezen tavuk en iyisi. Ama sen bol bol yağ yemen lazım. Doğal yağ yemen lazım. Allah Allah. Aha. Yağ daha bir şeyle yağ yağlısınız dedi. Tabii ki. Bunda bir çelişki var. Hayır, hiçbir çelişki yok. Sen gayet haklısın bunu bana sormakta. Çünkü senin yağ yediğin için yağ olmuyor vücut.
şekerler ve unlar ve ekmekler vücutta yağ dönüşüyor. Ben onu anlatıyorum. Dilimde tüy bitti. Hani annem bizlere azarlardı. Saçımı süpürge ettim diye sizin için. Ben de saçımı süpürge ettim sizin için. Hocam daha o devam edecek herhalde. Ama Hakan aslında soruları çok güzel. Ama bak, çok çoğumuzun aynı aklına geliyor da evet. Soramıyoruz belki. Yağlar bir kere bu yanlış algı. Bu senelerden beri halk, yani bütün dünyada bu algı halka verildi. Yağlar yağ yapıyor diye. Yağlar yağ yapmıyor. Sağlıklı yağlar yağ yapmıyor. Bol zeytinyağı, soğuk sıkım olacak. Köy tereyağı, bunlar hemen seni zayıflatır. Hem de tok tutar. Çünkü esas zeytinyağı nedir? Zeytin en sağlıklı meyvedir. Doğanın, Tanrı'nın bize verdiği. Zeytin ağacından alınır. Zeytinyağı da zeytinin meyve suyudur. İşte sizin dediğiniz gibi eğer gidersen öbür tarafa Allah sana sorar niye zeytinyağı içmedin diye. Allah Allah. Evet. O da diyor ki bana niye aç geldin, niye zayıf geldin diye soracak. Onun mantığında öyle. Ha, ama işte aç değil şey ekmek yedikçe diyorsun ki yarım ekmek yiyorum. Diyor ekmek ki, yedikçe hocam, acıkırsın. Dur bak, 10 ne dakika diyorsun, sonra acıkırsın. Ne diyorsun? Yarın hocam, ölecekmiş gibi. Hocam ben mesela yemek yemediğim zaman böyle kendimi kötü hissediyorum. İşte şeker hastası olduğun için. Ama ben aynı zamanda sağlık tekeriyim. Haftada bir kez kan şekerime bakıyorum. Kan şekeri tam yanıltıcı. Kanıma bak diyorum. Haklısın da. Ölçüm cihazı kendime yapıp bakıyorum. Şimdi, hiçbir şey yok. Ekmek yedikten sonra tokluk olarak tok şekeri önemli burada. Aç şekerinin, açlık şekerinin normal olması şeker hastası olmadığını göstermez. Göstermediği gibi de seni aldatır, yanıltır. Orada bir şey daha diyordu ya videoda. Çok hoşuma gittiydi ama. Bir daha bir videoyu görebilir miyiz ya Hakan ne dediğini? Dur soruyu bulacağım. İçinde söylüyordu. Hocama soracaktım. Bir daha döndürür müsün? Dur bakayım ne diyordu? Bir şey diyordu. Ne? Hah. Bir daha gösterir misiniz videoyu? Yarım ekmek yiyorum dedi. Şişmanlara bak söylüyor. Bak bak. Şişmansın da şöylesin de böylesin de. Yanlış kardeşim. Allah-u Teala bunca nimeti yaratmış. Doğru değil mi kardeş? Doğru baba. Bunca nimet yaratmış. Sen niye yemiyorsun? Öldün diyelim. Allah'ın karşısına çıktın. Aç çıktın. Allah-u Teala sormayacak mı? Ben bu kadar nimeti yarattım. Ben bu kadar size nimetleri sundum. Sen benim karşıma nasıl aç çıktın diye sormaz mı? Abi zayıf olanlar cehennemlik. Vallahi cehennemlik. Neyi soranlar? Allah'ın verdiği ekmeğe yemeyen zayıf olanlar cehennemlik. Abi yiyeceksiniz ya. Her an ölecekmiş. Ben mesela her an ölecekmiş gibi karnım tok açıyorum. Akşam yatmadan sabah belki çıkmam diye yarım ekmek gömüyorum abi. Mecburum bunu anladın mı? Çünkü Allah soracak. Bu bir onur sen meselesi. Sen niye yemedin diyor ya. Diyecek. Ben bu kadar nimeti yarattım diyecek. Sen niye yemedin? O yüzden abi şişmanlık bir onur meselesidir. Soracağım şeyi buldum. Şimdi Hakan'ın bu konuşmasında bir şey diyor. Bak dikkatinizi çekti mi acaba? Hiç aç kalmıyorum diyor. Yani açlık hissettiği anda yeniden yiyor. Yani o ne kadar bir süre oluyor? Onu da geliştirdim artık. Nasıl? Hissetmeden yiyorum. Nasıl yani? Nasılsa hissedeceğim diye hissetmeden yiyorum. Saat başı yiyor. Yani kusura bakma koyunlar da devamlı otlanır. Yani onlar da... Ama aslanlar doğru dürüst yağıyla etiyle yer gider yatar. Akşama acıktığı zaman sabaha 12 saat sonra yer. Hocam bizde öyle. Mesela aslan nasıl kuzuyu kapar yer. Biz de öyle arkadaşlarla gidiyoruz kuzuyu çeviriyoruz böyle bütün kuzuyu. Kesip yiyoruz. Aslan gibi ama, besleniyorum. Tamam ekmek yiyorsun ama. Yarım ekmek yiyorum diyorsun. Tüm kuzu yersem aslanın sen ot yediğini gördün mü hiç? Aç kalırsa yer belki. Olur. Hayır. Baltası var mı? Efendim? Aslan hiç ot yer mi? Aç kalırsa yer mi? Hayır. Aslan etoburdur. Otobur değildir. Atlar, koyunlar otoburdur. Bu bünyeler biz insan olarak da biz hem et yeriz hem çok az ot yeriz ama otu kaçırdığımız zaman işte bu hale geliyoruz. Yani bu halde hocam ben 4 sene fitness falan yaptım ondan sonra böyle oldu. Tamam. Bir fitness için eğer şey aldıysan protein tozu almadıysan sakın. Bu göğüslerimin büyüklükleri falan bundan yani. Kas yani. Şey yapmayın. Yani ay şimdi göğüste kas olur mu çocuklar? Göğüs yağdır değil mi? Hani tutan kastır da ama geri kalanı. Yok hayır ama bu. Hocam, ama şimdi deli kalmıyor hocam ya bak. Şöyle dokunun bir de hocam. Nereye dokun diyor? Şuraya i̇şte, diyor. Şimdi tamam. Burada bak burada karaciğerin ve göbeğin yağlı, gıdık yağlı, yüzün yağlı. O gıdık bizde genetik. Ha genetik değil. Ay çok tatlı bir çocuk. Bir de ensene de göreyim bakayım. Bak ense de yağlı. Horluyorsun sen değil mi? Yok hiç horlamam. Hiç horlamam.
Ben aslında sağlıklı besleniyorum ya. Cidden. Sabah ben mesela şimdi bir sucuklu yumurta yapacağım. Aslan gibi. Beraber yeriz ise buyurursunuz. Ben hocam, gündüz yemek yemiyorum sağ ol. Mesela çay şekersiz içerim. Künefenin yanında hiç şekerli çay içmem mesela. Lan künefe yiyorsun Allah seni. Öyle. Ya işte ama şekersiz içiyorum sonuçta yani. Hocamı da kopardın ya, ilk defa böyle görüyorum. Künefenin yanında şekersiz. Tabi hocam. Ne kadar doğalama değil mi hocam? Tamam, hayır, İnanılmaz. Yok, zaten yok, künefe yani, yiyorsun. Kusura bakma ama künefe yediğin sürece şeker... kardeşim yapma Allah'ını seversen. Tamam, çok güzel. Çayı şekersiz içmen. Ama yavaş yavaş sen yine şekeri azalt. Hakikaten yüzün daha rahatlar. Hocam, hayatta insan ne mutlu oluyorsa onu yapmak için uğraşması gerekmez mi? Peki onun için sağlıklı gerekir. Yaşam için mutlu olmak gerekmez mi? Evet. Ben de yemek yiyerek mutlu oluyorum. Sağlıklı yersen daha mutlu olursun. Bundan bence bunu düşünmek gerekiyor. Bir şey söyleyeceğim. Yunus Emre diyor ki, mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan. Sen oyalanarken sağlıklı oyalanın diye uğraşıyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Hakan, bence tamam güldük müldük ama hocamın söyledikleri son derece ciddi yani şeyler biliyorsun zaten. Evet, evet. Bence de bak hocam onu verebiliriz. Bak obeziteye çare var. Bunu hocam sana var. Hediye ediyor. Sen zaten sağlıkçısın. İmzalarım hocam. Tamam. Daha hocam senin için imzalar. Ama hocamın söylediklerini lütfen ciddiye al. Ekmek. Yani seni bu hale getiren ekmek. Evet. Yağlandıran ekmektir kardeşim. Ekmeğe ama kuzu ye, yağıyla beraber ye. Ama yanında pilav yok. Patates yok. Bulgur. Pirinç pilavı sevmem hocam sadece. Yok. Bulgur da yeme. Sen şu sırada onu da yeme. Ama ben koyunu kuzuyu yasaklamıyorum. Yağıyla beraber, iç yağıyla beraber yiyin diyorum aslanlar gibi. Evet hocam haklısınız. Peki o zaman Hakan'cığım sen bize yumurta yapacak mısın şimdi? Sucuklu yumurta yapacağım, çok güzel. Tamam. Peki. Afiyetle. Ekmeksiz. Ekmeksiz. Ekmek bandan yok. Bakalım onu nasıl yapacağım? Yanına peynir koy, peynirle karıştır. Öyle yapıyoruz. Bir dene bakalım nasıl olacak. Hocamız dedi ki görmeden uçak sürün. Öyle bir şey olamaz ki. Ekmeksiz sucuk mu olur? Olur, olmaz olur mu? Ben yapıyorum ben. Oluyor, biz yapıyoruz. Ve hocamı takip eden pek çok kişi de bu kitaplarla tabii zayıflayanlar ki, da geldi ki, bana. Tabii. Onlar da yapıyor. Önce evet, dünyanın sonu gibi görünüyor ama. Ama inan olabiliyor. Menem mesela şeyde yumurtayı menemen değil de ne omlet gibi yaparsan içine böyle biraz peynir, maydanoz mesela onu öyle yiyebiliyorsun gerçekten. Onun içine de sucuk koyabilirsin. Ha onun içine de sucuk olabiliyor. Sucukları küçük küçük böyle karıştır. Ondan sonra kaşıkla sen bol tereyağıyla. Bak omlet gibi yap bir benim dediğimi dene ben şimdi. Ben bir deneyeyim o zaman. Sen tamam. Bir dene bakalım. Teşekkür peki. Ederim.